Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İzâ küntüm fil kasabi evis selci evil vidâi fe hadaratis salâtu fe evme'u imâen Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı, nimeti, rahmeti dünyada, ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerini okuyarak dinimizi taallüm ve manevi bakımdan tefeyyüz etmek üzere fırsat oldukça böyle toplanıyoruz. Bu hadis-i şerifler dinimizin ahkamının en mühim kaynaklarındandır. Tabii bunları okuyarak dinimizin inceliklerini öğreneceğiz. Damlaya damlaya göl olur. Her vaazda bir miktar okuya okuya kitabı devrederiz. Yeniden başlarız, yeniden devrederiz. Bizim bu camiamızın, tekkemizin kitabı hadis kitabıdır. Çünkü yol Peygamber Efendimiz'in yoludur. Efendim, o yoldan giden kurtulur. O yoldan ayrılan bid'atlara sapan helak olur. Allah bizi helaktan korusun. Sapıtmaktan, şaşırmaktan korusun. Bu hadis-i şeriflerin izahına başlamadan önce evvela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, Sadat ve Meşayi Türk-ü Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına hediye olsun diye bu hadis-i şeriflerin nakil ve rivayet eden sahabenin, ravilerin, alimlerin, kitabı yazan Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said Bursevi hocamızın ruhuna hediye olsun diye bu beldeleri fetheden fatihlerin, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve mübarek ordusu mensuplarının ve diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye içinde ibadet ettiğimiz şu caminin banisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tecdit ve tevsiye ederek hizmette tutmuş olan bütün hayrat-ı hasenat sahiplerinin ve diğer İslam beldelerinin her yerindeki hayırları yapan hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye bu diyarlarda metfun bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah ve Salihlerin Allah'ın sevgili kullarının ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından kardeşlik duygularıyla, ilim aşkıyla, dindarlık saikasıyla şu vaaza nice zahmetler çekerek biliyorum gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşamakta olan, imtihanı devam etmekte olan Müslümanlara da Rabbimiz tevfikini refik eylesin. Şu hayat imtihanını başarıyla götürelim. Allahu Teala Hazretlerinin rızasına vasıl olalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım. Cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım. Hadislerini kitaplardan okuduğumuz o Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem Efendimiz Hazretlerine ahirette Firdevs-i Âlâ'da komşu olalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
okumakta olduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabımızın 62. sayfasının başından itibarendir. Birinci hadis-i şerif ve devamını okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Birinci hadis-i şerif, namaz kılmanın ahkamına dair bazı bilgiler veriyor bize. Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Taberani'nin Alkame İbni Abdillah'tan, onun da babasından naklettiğine göre, İzâ küntüm fil kasabi, kamışlık, otluk bir yerde olduğunuz zaman, evis selci veyahut kar olan yerde olduğunuz zaman, evil vidai, bu kelimeye lügatta bakamadım uzaktan geldiğim için, mezarlık, insanların tevdi edildiği yer olabilir manası. Fehadaratis salatu, böyle bir mevkideyken siz namaz vakti geldi mi namaz kılacaksınız, ama nasıl kılacaksınız? Kamışlık, kar, müsait değil yer, kabirler var, taşlar var filan, müsait değil böyle bir yerde. Fe'evmi'u imaen, o zaman namazı başınızla ima ederek kılın. İma şöyle, yani şöyle duruyor, rüküye vardığı zaman şöyle yapıyor, secdeye vardığı zaman şöyle yapıyor. Bu başın hareketiyle kılınan, yapılan şekle ima derler. Gözle değil de başın yarım eğilmesiyle, daha fazla eğilmesiyle. Yarım eğilme rükü oluyor, tam çenenin aşağıya doğru gelmesi, o da rükü gibi, secde gibi oluyor. Biliyorsunuz, Allah-u Teala Hazretleri rahmetinden bize peygamber göndermiştir, kitap indirmiştir, doğru yolu göstermiştir, nimetlerine gark etmiştir. Yine bizim dünya ve ahiret saadetimiz için emirler vermiştir. Kendisinin bizim ibadetimize haşa sümme haşa zerre kadar ihtiyacı yoktur. İbadete bizim ihtiyacımız var, kulluğa bizim ihtiyacımız var. Biz kulluktan fayda göreceğimiz için bize hayırlı şeyleri emretmiştir. Kul innallaha la ye'muru bil fahşâ. Allah kötü şey emretmez. Emirlerinin hepsi iyidir. Hepsi güzeldir. Hepsi faydalıdır. Hepsi ilaçtır. İlaç bazen acı olur, bazen tatlı, bazen şerbet olur, bazen sulfata hapı gibi, zehir gibi olur. Ağzını aldığın zaman ağzını acı yapacağından üstüne bir şeyler filan, güllaç müllaç eskiden sararlarmış, hop öyle yutarlarmış. Şimdi kapsül filan yapıyorlar. Neden? İçindeki acı. O kapsül olmasa yanarsın şap gibi. Yandım Allah diye bağırırsın. Ama şifa var tabi. İslam'ın her emri öyledir. Oruç tutmak bir şifadır, bir faydadır. Ama biraz ağır geliyor. Cihat bir şifadır, bir faydadır. Ya arada ölüm filan oluyor ama olmasa daha büyük fesat olacak. Cihad olmasa yüz binlerce insan ölecek, cihad olunca olmuyor. O kadar zayiat, az zayiatla şey oluyor. Hele sen cihada hazır olursan cihad bile olmaz. Hele sen cihada hazırlıklı ol, sağlam dur. İslam mertlik dinidir, merdanelik dinidir. İslam haksızlığın karşısında susmamak dinidir. Zalimi tepelemek, mazlumun yanında yardımcı olmak dinidir. İslam pısırıklık dini değildir. İslam boynunu bük, başını eğ, gık deme, ses çıkartma dini değildir. Onun için cihadı da emretmiştir. Zalimin karşısına çık, kafirin önünde dur, paçayı kaptırma, yakayı ele verme, arazini çiğnetme, namusunu payimal etme diye Allah ona da müsaade etmiştir. Öyle hoşuma gidiyor ki, dağın başında eşkıya sizin yolunuzu kesse diyor Peygamber Efendimiz. Ver malını dese, vermesen, mücadele etsen şehitsin. Mal, vereyim kurtulayım, öyle şey yok. Herif huy edinir, alışır. Bilsin Müslümandan bir şey almayacağını. Bizim arkadaştan birisine rüşvet teklif etmişler. Huduttan geçecek, geçirmeyiz. Hemen gitmiş oraya kenara oturmuş rahatça. Ne oluyor demişler. Ben bu rüşveti vermem, siz de beni bekletirsiniz. Bekletin bakalım hangimiz haklı çıkacak. Bekleyeceğim demiş günlerce. Bakmışlar ki Hacı Efendi'nin azmi
kale gibi sağlam, hadi geç demişler. Müslüman böyledir yani. Müslümanın ahlakı pasif ahlak değildir. Aktif ahlaktır. Efendim filanca adam çok iyi bir adam. Nasılmış, neden iyiymiş? Etliye sütliye karışmaz, evden camiye de camiden eve. Tüh, yazıklar olsun. Öyle şey mi olur? Hani emr-i maruf nehi münker? Hani kötülüğü engellemek, iyiliği emretmek farzı? Etliye sütliye karışmıyor. Allah etliye sütliye karışmayın mı buyurmuş? Ya eyyühellezine ameni, etliye sütliye karışmayın diye bir ayet var mı? Emr-i maruf, nehi münker var, cihat var, şey var, durmamak var, söylemek var. Zalim sultanın huzurunda hakkı söylemek var. Memleket batıyor. Neden? Rüşvet, iltimas, adam kayırma, haksızlık, arsızlık, yüzsüzlük, edepsizlik. Neden? Müslüman vazifesini yapmıyor da ondan. Vatandaşlık vazifesi aynı zamanda. Almanya'da filan daha iyi adamlar, bizim memleketteki adamlardan. Niye? Bir haksızlık oldu mu hemen müdahale eder. Hadi bakalım Almanya'da bir kuyruğun önüne geç de geleyim. Geçirmez ki. Kıyameti kopardı. Hadi sokakta aleni bir haksızlık yap da göreyim. Hemen herkesten itiraz gelir. Hadi bakalım çöpü sokağa at da göreyim. Hemen polise telefon ederler. Polise hiç sormadan gelir ceza cırt yazar. Şu kadar mark ceza. Can makbuzu verir, ver parayı alır. Yani onu mahkemeye bilmem neye falan bırakmaz. Neden? Güzel işte bu. Allah'ın bize emrettiği ahlak bu. Herkes evinin önünü süpürecek, herkes haksızlığa mani olacak, herkes haksız insanın karşısında duracak. Hazreti Ömer'e böyle hutbeye çıkmışken, ya Ömer sen eğri olursan biz seni kılıcımızla doğrulturuz demek az baba yiğitlik midir? Döver adamı ya, Hazreti Ömer bu. Kamçıyla geziyor. Baba yiğit. Çocuklar görmüşler Hazreti Ömer'i sokağın karşısından geliyor, fırrrr, hepsi bir tarafa kaybolmuş. Bir tanesi hiç kaybolmamış. Yerinde durmuş. Hazreti Ömer de görüyor uzaktan çocukların kaçıştığını. Ama bir tanesi kaçışmamış, merak etmiş. Kaçmayanın yanına gitmiş. Evladım demiş. Öbür arkadaşların kaçtı, sen niye kaçmadın bakalım? Merak ediyor Hazreti Ömer halife ama çocuğun şeyini. Demiş ki, yol dar değil ki demiş, ben durunca sen geçemeyeceksin. Geniş. Sen de oradan geç, ben de burada durayım. Bir kabahat yapmadım ki kaçayım demiş. Aferin demiş. Başını okşamış. Yani o zamanın çocuğu bile maşallah güzel yani. Allah hepimize o güzel huyları nasip etsin. Mekke'ye gidiyorlarmış Medine'den, yanına bir kişiyi almış. Neden? Yol keserlerdi eskiden Araplar yahu. Kervanları vururlardı. Kabileleri basarlardı. Esir alırlardı birbirlerini. İki kişi gider mi Mekke'den, Medine'den Mekke'ye? Gider, İslam geldi. İslam geldi mi gider. Yolda bir yamaçta dinleniyorlar böyle. Birisi Hazreti Ömer, birisi yanında işte onun yardımcısı, yol arkadaşı. Orada da çoban hayvanları otlatıyor. Hazreti Ömer demiş ki, şuradan bir koyun kes bize. Pişirelim, kebap yapalım, yiyelim. Demiş ki, ben koyunların sahibi değilim. Sadece çobanıyım, sürücüsüyüm. Alma, satma, kesme yetkim yok demiş çoban. Yahu demiş, kes demiş, kurt yedi dersin demiş. Hazreti Ömer deniyor şeyi, çobanı. Kes ya, ne olacak demiş, kurt yedi bir tanesini dersin demiş. Demiş, sahibimi kandırdım. Köle adam. Sahibimi kandırdım ama Allah'ı kandırabilir miyim demiş. Hazreti Ömer elini açmış, hamdü senalar etmiş. Elhamdülillah ki memleketimin çobanı bile ne hale gelmiş. Elhamdülillah. Ne kadar dürüst yani. İşte Allah rahmetinden peygamber göndermiş, kitap göndermiş, emretmiş ama emirleri hikmetli ve kolay. Ve yapamayan insana da kolaylık var. Ayakta namaz kılamıyor adam. Tamam, oturarak kıl. Oturarak da duramıyor. Yatarak kıl mübarek. Efendim işte rüküyü, secdeyi yapamıyorum. Canım başında ima et. İma işareten demek yani. Bizde ima deyince başka mana anlaşılıyor. Yani bu namazda ima demek. Yani başının
hareketleriyle namazı kılmak demek. Bunu da kabul ediyor Allah. Herhangi bir mani olduğu zaman, yani Allah'a ibadetten geri durmayacaksın. İki elin kanda olsa, üstün başın kan revan içinde olsa namazı kılacaksın. Hastanede ben ameliyat olacağım, bekliyorum. Üniversite talebesiyim. Birkaç iyi insanlar filan da geldiler. Onlar da koğuşta, arkadaşız filan, konuşuyoruz. Müslüman, iyi insanlar. Namaz kılmıyorlar. Dedim, niçin namaz kılmıyorsunuz? Sohbetten anladım ki namaz kılan insanlar. Niye kılmıyorsun? Üstün başın müsait değil. Dedim, üstün başın müsait olmasa bile her halde ve her şanda Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edilir. Su yok. Teyemmüm abdesti alırsın. Kıpırdayamıyorum. Başınla ima ederek kılarsın. Yani dinimiz yaptığı şeyi insanın muntazaman devam etmesini istiyor. Ama zorluk varsa zorluğun karşısında da kolaylığı kabul ediyor. Tamam, madem böyle yapamıyorsun şöyle yap. Madem öyle yapamıyorsun böyle yap diye kolaylık da gösteriyor. Bunu bilelim. Allah'a hamdü senalar olsun. Yani Allah-u Teala Hazretleri bize Halık'ımız olarak, Rabb'ımız olarak, alemlerin yaratıcısı olarak ne emretseydi bizim yapmamız gerekecekti. Ne emretseydi. Ve yapmak da lazım. Hazreti İbrahim'e rüyada kes evladını demiş, kurban et. Çok seviyordu, bir erkek evladı olsun diye yanıp yakılıyordu, karısı da istiyordu, kendisi de istiyordu. Şimdi çocuk doğdu, göz bebeği, efendim çok severek büyüttü. Allah rüyada kes diyor. Peygamberin rüyası haktır. Peygamberin rüyası oyuncak değildir. Aldı bıçağı eline, tuttu çocuğun elinden kesmeye götürdü. Neden? O Hazreti İbrahim. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Allah'ın halili, Halilullah, Allah dostu, Allah'ın samimi dostu. Çocuğunu Allah kes demiş, kesmeye götürüyor. Ama Allah imtihan ediyor. Allah çocuğun kesilmesini istemiyor. İstememiş, murad etmemiş. İsteseydi kesecekti. O işaret üzerine kesmeye şey yapınca, o zaman koyun gönderiyor, bunu kes, rüyanı tasdik ettin, sıdkı sadaket sahibi olduğunu gösterdin ya İbrahim, çocuğu kesme, bunu kes diye koç kurbanı göndermiş. Demek ki Allah ne emretse yapacaktık ama hamdü senalar olsun ki bize bir kere iyi şeyler emretmiş, bize faydalı şeyler emretmiş. İkincisi de zorluk yok dinimizde. Zorlandığımız zaman meşakkat tesiri celbeder. Ne demek? Mecellenin kaidesi bu. Koca mecelle-i ahkam-ı adliye-i osmaniyeye girmiş olan muhteşem kaide, fıkhın hülasası. Bir yerde meşakkat oldu mu kolaylık caiz olur. Kolaylık kapısı, cevaz kapısı açılır. Zor. Adam aç kaldı, yiyeceği yok, bir domuz eti var. Başka hiçbir şey yok. Domuz eti haram. Ölmeyecek kadar yiyebilir. Çölde susuz kaldı, ölecek. Bir bira var, başka bir şey yok. Yanında bira kutusu kalmış, uçaktan düşmüşler. İçebilir. Neden? Kolaylık var. Istırar halinde, mustar kaldığı zaman böyle müsaadeler var. Dinimiz akıl, mantık, sevgi, efendim ilim, irfan dini yani. Ne kadar hamd etsek azdır. Canım işte ne yapalım, böyle bir dine girmişiz, yaşıyoruz. Ah sen bir dinler tarihi okusaydın, bir başka dinleri de bir bilseydin, başka insanların dini hayatlarının nasıl hokkabazlık, kefazilik olduğunu bilseydin, dinimizin kıymetini o zaman anlardın. Dinimizin ahkamının ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar ilmi, akli, mantıki olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar sıhhi olduğunu o zaman anlardın. Mukayese etmeyince anlayamıyorsun. El bebek, gül bebek yetişmişsin, işin farkında değilsin. Sen bir meşakkat çekseydin, bir görseydin, bir Hindistan'da yaşasaydın, görseydin öküze taptıklarını zavallı adamları, tenasül cihazına taptıklarını. Fesubhanallah. Yani söylenmez böyle şeyler, insan utanır ama söylüyorum ki ne kadar abuk sabuk dinler var. Din, böyle din olur mu? Ha şeytan kendisinin kandırabildiği insanların kafasına öyle şeyler sokar ki
Öyle şeyler yaptırır ki adamları birbirine kestirtir. Okuyun İbn-i Fazla'nın seyahatnamesini. Eskiden Rusya'da, Sibirya'da nasıl kadınları kurban ederlermiş. Görün bakalım. Ey İslam'ı tenkit eden yarım münevverler, yarı aydınlar, yarım yamalak, yellim yefelek aydın. Görün bakalım. Nil bereket versin diye en güzel kızı seçip de Nil'in içine cump atıp boğan kavimleri bir görün bakalım. Taşa, puta, ağaca, efendim yılana tapan insanları bir görün bakalım. Anlayın İslam'ın ne kadar güzel olduğunu. Başka dinler ne emrediyormuş? Araştırın bakalım. Ne emretmiş Budizm? Ne emretmiş efendim Brahmanizm? Ne emretmiş falanca filanca dinler? Efendim bir görün. Bir de İslam'ı inceleyin bakalım. Anlayın o zaman güzelliğini, öyle anlarsınız. Mukayeseyle anlaşılır. Yani insanın bir takım gerçekleri anlaması bazen de mukayeseyle olur. Elhamdülillah işte bizim dinimiz böyle efendim, Allah'ın razı olduğu yegane din. İnned dine indallah el-İslam. Allah'ın huzurunda geçerli, makbul din ancak İslam'dır. Ve radîtü lekümül İslam'e dinen. Din olarak ey kullarım sizin Müslüman olmanıza razı olurum. Başka bir dine sahip olmanıza rızam yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Müslüman olun. Ve la temutunne illa ve entum müslimun. Ancak Müslüman olarak ölün. Sakın başka bir ölümle ölüp de karşıma pis, müşrik, kafir olarak gelmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Allah bizi bu imandan ayırmasın. Allah bizi Müslüman olarak yaşasın. Müslüman olarak huzuruna vardırsın. Mümin olarak her işimizi imanı kamil sahibi insanlar olarak yapmayı nasip etsin. İza lebise ahadukum sevben cedida. Feliyekul elhamdülillahillezi kesani ma uvariye bihi avreti ve etecemmelu bihi fi hayati. Peygamber Efendimiz bu ikinci hadisi şerifte bir dua öğretiyor. İza lebise ahadukum sevben cedida. Sizden biriniz üzerine yeni bir elbise giydiği zaman felyekul, şu duayı söylesin. Yeni elbise giyiyor, ilk defa giyiyor elbiseyi üzerine, dua edecek. O duayı öğretiyor. Şöyle dua etsin, şu duayı söylesin. Elhamdülillah ellezi. O Allah'a hamdü senalar olsun ki, şükürler olsun ki kesani ma üvariye bihi avreti. Çıplaklığımı sayesinde örtebileceğim bir elbiseyi bana nasip etmiş olana hamdü senalar olsun. Ve etecemmelu bihi fi hayati ve hayatımda efendim kendimi güzelleştirecek bir kılığa beni büründüren Allah'a hamdü senalar olsun diye dua edecek. Muhterem kardeşlerim, bana mecmualar geliyor Almanya'dan, şuradan, buradan. Geçen gün bizim Zübeyir gene bir Geo diye bir dergi getirmiş. Şöyle biraz sayfalarını karıştırdım. En iptidai kavimler kimlerdir? Giyinmesini bilmeyen, her tarafı meydanda insanlardır. Her tarafı meydanda. Fotoğrafçılar da şıp diye yakalamış, çekmiş. Efendim işte Allah'ın bir mahluku görün diye. Giyinmesini, kuşanmasını, örtünmesini bilmiyorlar. Her tarafları meydanda. Böyle bir şey yok. Bu iptidailik. İslam örtünmeyi emrediyor. İdris Nebi hulle biçer, diker Allah deyu deyu. Diyor ya Yunus Emre, İdris Aleyhisselam hulle biçmiş diye rivayetler olduğu için. Şimdi bu örtünme İslam'ın bir nimetidir ve insanın bir izzeti ve zinetidir. Giyinmek bir zinettir, bir nimettir, bir izzettir. Şimdi millet bunu tabii biraz sıcaklıktan, biraz da başka duygulardan, edepsizliğinden, efendim, edepsizliğinden niye diyorum? Kumaş uzun ama kenarından cağır buraya kadar yırtmış. Neden? Edepsizliğinden. Kumaş olmadığından değil. Kumaşı hani çok mini etekli, vah 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 zavallıcığın
Ne kadar az kumaşı varmış da yetmemiş de şu kadarcık bir etek yapmış. Ya ah hocam, ah hocam. Onların kalplerinden neler geçtiğini bilsen sen. Ha bak bu işte çok uzun etek giymiş. Maşallah maşallah. Dur hocam, acele hükmünü verme. Bir de yandan çarklı bak bakalım. Ha yandan cart beline kadar yırtmaç yapmış. Neden? O da şeytanlık. O da bir başka şeytanlık. Örtünüyor gibi olup da çıp açık oluverdiği zaman karşı tarafın yüreği daha çok hoplayacak diye. Şeytan vahyetmiş, öğretmiş. Aman sakın örtünme. Örtünürsen bile kenarını yırtmaçlı yap, ayağın gene bir taraftan görürsün, gene cehennem odunu olmaya devam et. Sakın ha, hayırlı bir şey yapma diye şeytan onu öyle kandırıyor. O memnun. Seyreden de memnun. Ama işin sonu cemiyetin hercümerci olması, ailenin yıkılması, namusun kalkması, çoluk çocuğun ortada kalması, efendim kadının paymal olması, rezil rüsva olması. İşin sonu o. Sonuca bak sen. Bir anlık keyfe bakma. Bu olayın sonuçlarını bir incele. Sonuçları fena. O zaman İslam sonuçları fena olan şeyi önceden engelliyor. Nereden bildin? İçki insanı sarhoş ettiğinden içkiyi yasaklamış, taşımayı bile haram kılmış. Satmayı bile haram kılmış. Bizim sakallı nice bakkallar, makkallar, çakkallar vardır. Camiye de gelir 5 vakit namazda kılar. İçki şişeleri de öyle sıra sıra orada asker gibi dizilmiştir. Bunlar ne? Beyaz şarap, kırmızı şarap, vodka, efendim rakı, iskurto, likör, bilmem ne. Gece saat 24'e kadar, 2'ye kadar, 3'e kadar pırıl pırıl bir dükkan açık duruyor. Neci bu? Mezeci, içkici. Neden? Gece o vakitte de içki lazım olabilir, sosyal hizmet yapıyor. O zamana kadar dükkan açık. Öteki dükkanlar saat 6'da kapanıyor, o açık. Neden? İçecek millet, içsin. İçsin ama sarhoşken çekiyor tabancayı, kardeşini öldürüyor. Sarhoşken arabayı çarpıyor, boğazdan uçuruyor. Virajdan hop Emirgan'ın sularına cüm 5 kişi, ondan sonra vinçle çıkartılıyor. Efendim boğazda keyif yapmaya gitmişler de ondan sonra boğazlarından burunlarından gelmiş. Gazetelerde okuyoruz. İslam bir işin sonu kötüyse onu başından engelliyor. İslam'ın özelliği bu. İslam bir şeyi yasaklamışsa o uzun bir incelemenin sonucudur. Haklıdır, doğrudur. Onu öyle yaparsan onun sonuçları olan kötü durumlara düşmezsin. Toplum öyle bir duruma gelmez. Ne olacakmış canım derse diyor ki adam, bak diyor üzümü sıkıyorsun diyor, suyu çıkıyor şıra, bunu içiyorsun. E niye şarabı içmiyorsun diyor. Ne farkı var diyor, ikisi de üzümden. Farkı şu ki ikincisi insanı sarhoş ediyor. Sarhoş edip de akıl gittiği zaman insan efendim her türlü kötülüğü yapıyor. İşin şeyi bu. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. O doğurur içki. İçki içti mi bir insan her kötülüğü yapar arkasında. Onun için içkiyi yasaklamış. Onun için zinayı değil, gözle bakmayı yasaklamış muhterem kardeşlerim. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Ayet-i Kerime. Ey Resulüm, şu müminlere söyle, gözlerine sahip olsunlar, kapatsınlar, harama bakmasınlar diyor. E ne olacak bakarsa? Ben buradayım, o orada, bakarsam ne olacak? Arada mesafe var. O balkonda, ben bahçede. Bakarsa ne olacak? Ha işte o bakıştan başlar bütün şeyler. Bütün kötülükler oradan başlar, onun için bakışı bile yasaklıyor İslam. Haram olan bakışı bile yasaklıyor. İslam'ın güzelliği bu işte. İslam tam insanın tabiatına, tam cemiyetin mutluluğuna götüren bir, uygun bir din. Onun için bizde giyinme vardır. Giyinme hem insanı soğuktan korur, sıcaktan korur, hem bir ziynettir, Allah'ın bir nimetidir.
Allah'ın büyük bir nimetidir. Onun için yeni bir elbise giydiğimiz zaman elhamdülillah benim çıplaklığımı efendim örten Allah'a ve beni bu elbiseyle zinetlendiren Allah'a hamdü senalar olsun, şükürler olsun diye dua etmemiz lazım. İslam'da biliyorsunuz hür insanlar örtünürdü. Kölelerin örtünme sınırları hürlerden daha serbestti, daha azdı. Köle. Şimdi millet köleler gibi hareket etmeyi esas alıyor. Örtünmeyi şey yapıyor, garip görüyor. Biz Almanya'ya gittik. Kadın, yanımda bizi karşılayan ev sahibi var. Soruyor, aa bu niye böyle tepeden tırnağa bu sıcakta giyinmiş diyor. Başörtü, manto, aşağı kadar efendim her taraf bol örtülmüş. O da açılmış. Sıcak ya hava. Açılmış efendim, etekler kısa, bluz var mı yok mu, açık saçık, kısa kol, açık göğüs filan. Aa, şaşırıyor. Bu niye örtülmüş böyle? Kısaca şey söyledi. Ev bizi karşılayan şahıs dedi ki, şivesterler nasıl giyiniyor? Şivester, kilisedeki rahibeler demek. Rahibeler nasıl giyiniyor? Ah zo dedi. Ha, anladım dedi o zaman. Kafasına dank etti o zaman. Ha. Rahibeleri de örtünüyor onları. Siz niye örtünmüyorsunuz? Rahibeniz kilisede örtünüyor da siz niye dışarıda örtünmüyorsunuz? Efendim ben çok dindar değilim de ondan. Az dindarlık insanı kurtarmaz. Yarım dindarlık insanı kurtarmaz. İnsan dini bütün olacak. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşırırız. Bizim bacı haram yemez, hamama gider, bohça çalar dediği gibi Karagöz'ün, Hacivat'ın oyunda efendim öyle şey olmaz. Yarım dindarlık olmaz, tam olacak her bakımdan. İslam o bakımdan örtünmeyi emretmiş. Avrupalıyla bir Müslümanın farkı nedir? İmanlı, ihlaslı bir Müslümanın farkı nedir? İhlaslı Müslüman örtünür. Ama hocam şimdi tövbe, sözünü geri al. Yani bizim bu kadar Türk vatandaşı var işte Ege'de, Akdeniz'de, Antalya'da, efendim plajlarda, onlar da açınıyorlar. Onlar İslam'ın emirlerini tutmuyorlar. Allah'ın emrine uygun hareket etmiyorlar. Onlar batılılar gibi hareket ediyor. Zaten söylüyorlar. Biz batılılar gibiyiz. Ha. Kişi sevdiğiyle haşır olacak muhterem kardeşler. Yuhşerul mer'u ma'amen ahabbek. Kişi kimi seviyorsa onunla haşır olunur. Kişi İstanbul'da otursa, efendim dindar bir cemaatin içinde olsa, camide olsa ama gidip Amerika'daki filanca artisti sevse, sevdiğiyle haşır olur. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Gözünüzü açın, aklınızı başınıza devşirin, kimi seveceğinize dikkat edin. Kişi sevdiğiyle haşır olur. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Böyle gidip batıyı severse, batılı severse, batılıyı severse, açığı severse, efendim bilmem onların zevklerini, onların modalarını severse, onların zümresine Allah iti verir, atı verir, katı verir. Onlardan oluverir insan. Gavurlardan oluverir. Gavurlarla beraber cehenneme gidiverir. Biz farkımızı bileceğiz kendimizin. Ben neyim? Elhamdülillah Müslümanım. Müslüman ne yapar? Müslüman giyinir, kafir açınır. Tamam. İkimiz farklı. Müslüman sünnetli, ötekisi sünnetsiz. Tamam. Farklı. Müslüman namazlı niyazlı, ötekisi namazsız niyazsız. Tamam. Müslüman haram yemez, o yer. Müslüman içki içmez, o içer. Müslüman domuz eti yemez, o yer. Müslüman faiz yemez, o yer. Farkımız var. Bu farkı bileceğiz. Millet bilmiyor. Her şeyi yapıyor. Biz de söylemiyoruz. Söylememek de bizim kabahatimiz, yani sizin kabahatiniz. Benim burada söylemem yetmez. Benim bir sözüm sizin sayenizde bin olacak. Ne olacak yani? Benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz. Evinizde söyleyeceksiniz, komşunuza söyleyeceksiniz, akrabanıza söyleyeceksiniz. Benim burada gözümün önünde şimdi bazı kardeşlerim var, biliyorum. İş yerinde, çevresinde, müşterisi olarak dükkana gelen insana elinden geldikçe telkinini yapar. Fırsatı buldu da şey yaptı mı tutar buraya getirir. Pazar günü falan yerde vaaz var, dinleteyim filan diye getirir. Neden? İşte bak, böyle olursa İslam yayılır. Bir insanı tutup kurtaracaksın.
Yangın oluyor bir şeyde. Koca bir konak tutuşmuş, alev alev yanıyor. Kadınlar bağırıyor, eyvah içeride 3 tane çocuk var, çıkmadılar. Kahraman bir hop içeri giriyor alevlerin arasından. Hangi kattaydı, hangi odadaydı? Çocukları yakalıyor, ağlayan çocukları. Efendim, köşkün dumanları arasından öksürerek çıkartıyor dışarıya. Tabii herkes memnun oluyor, şey yapıyor. Neden? Yanmaktan bir çocuğu veya birkaç çocuğu kurtardı diyoruz. Aferin diyoruz. Ne kahraman adam diyoruz filan. E sen de cehenneme düşenleri böyle kurtaracaksın. Cehenneme gidenleri kurtaracaksın. Önce yakın akraban. Adamın karısı namaz kılmaz. Oğlunu yetiştirmiş, medreseye götürmüş, kitap okutmuş, hatim indirtmiş, hocaya götürmüş. Efendim çocuk büyümüş, yalı kazığı kadar olmuş boyu, iş tutmuş, adam olmuş, bıyıkları çıkmış. Efendim para kazanmış. Ne namaz var, ne niyaz. Baba yakasını bırakmayacak. Bana bak diyecek. Ben senin babanım diyecek. Ben senin iyiliğini istiyorum diyecek. Bak sen küçükken ben sana bütün bunları öğrettim. Şimdi sen benim öğrettiğim şeyler yanlış diye mi bıraktın onları? Nefsine uyma, aklını başına topla. Ahirette hesap vardır. Yaptığın doğru değildir. Kur'an oku, doğru yola gel. İyi insanlarla ahbaplık et. Bu hayatın şu anda sen kendini güçlü sanırsın, her günü aynı olmaz. Bir zaman gelir hastalanırsın, bir zaman gelir ihtiyarlarsın, bir zaman gelir yoksul düşersin. Allah'a her zaman muhtaçsın. Gel şimdi Allah'a asi olma ki muhtaç olduğun zaman da Allah senin duanı kabul etsin, sonra pişman olursun diye nasihat edecek. Nasihat edecek, nasihat edecek, nasihat edecek, doğru yola çekecek. Ben öyle babalar bilirim ki oğlu kumarbaz. Kumardan elini çekmiyor. Evden alıp götürüp şey yapıp kumara yatırıp eve gelmiyor filan. Baba mücadele ede nihayet doğru yola geliyor. Nihayet efendim sakal bırakıyor, hacca gidiyor. Efendim bilmem iyi insan oluyor. Çocuklarını hafız yetiştiriyor. Ben kötü yola düşmüşüm, o düşmesin bilmem ne. Güzel. Demek ki insanoğlu düzelebilir. Kim düzeltecek? İşte o köşkün içine girip de o bebekleri kurtarır gibi hepimiz yangından Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizin evlatlarını, konumuzu, komşumuzu kurtarmaya çalışacağız. Yangın var. Yangın var, cayır cayır. Etraf yanıyor. Manevi yangın var. Din gitmiş yerde. Televizyonu açın, görün. Evlerin içini görün, insanların halini görün, caddeleri görün, sokakları görün, kızları görün, hareketlerine bakın. Erkeklerin hareketlerine bakın, kızların hareketlerine bakın, hareketlerinin sebeplerini düşünün, kafa yapılarını anlamaya çalışın, niyetlerini anlamaya çalışın. Büyük ölçüde terbiyesizleşme var, büyük ölçüde imansızlık var, büyük ölçüde İslam'dan kopma var. Yani elhamdülillah Türkiye'de İslam gelişiyor, tamam doğru. Elhamdülillah Avrupalılar kızıyorlar. Müslümanlık Türkiye'de gelişiyor, biz onunla bağdaşamayız bilmem ne. Avrupa'da kilise Avrupa'nın insanını dine imana çekemezken onları Müslüman ediyorlar. Bazı kardeşlerimiz çalışarak Müslüman olabiliyorlar. Elhamdülillah bunlar güzel ama kafi değil. Yani yeterli değil. Az. Az. Ne yapmamız lazım? Çok çalışmamız lazım. Nasıl çalışmamız lazım? Hepimizin çalışması lazım. Hem senin çalışman lazım, hem karının çalışması lazım, hem kızının çalışması lazım, hem oğlunun çalışması lazım İslam için. Hepimizin çalışması lazım. Esat Hoca çıksın kürsüye, vaaz versin. Miktat Hoca geçsin mihraba, namaz kıldırsın. Camiden çıktıktan sonra pabucunu kapan, istediğini yapsın. Öyle şey yok. Ramazan'da Müslüman, bir şevval oldu mu, bayram oldu mu, evine gelen adama likör ikram ediyor. Ne olurmuş diyor, evime gelen bir misafire bir küçük kadehçik, sarhoş da olmaz diyor. Bir küçük kadehçik likör ikram etsem ne olur diyor. Haram olur dedim. Fakültede profesör soruyor bana. İlahiyat fakültesinde efendim tarih profesörü bana soruyor. Dinler tarih profesörü geçmiş karşıma, ikisi benimle mücadele ediyorlar. Münakaşa ediyorlar. Yani diyor ne olur bayram gününde diyor bir şey. Haram olur dedim. Haram. Çünkü içkinin çoğu içki haram ediyorsa, sarhoş ediyorsa azı da, yalanması bile, yalayamazsın bile, damlası bile haram.
Efendim işte çok az miktar içiyorum, sarhoş olmam. Sarhoş olmayacak miktarı bile haram. Haram bir şey yedi içti mi insanın vücudu cehennemde mutlaka yanar. Haramı, haramdan oluşan eti ancak cehennem ateşi yakıp bitirip öyle temizler. Ateşte temizleme. Başka temizleme çaresi yoktur. Onun için haram yemeyecek insan. Bunları niçin söylüyoruz muhterem kardeşlerim? Etrafınızda olan olayların karşısında tavrınızı koyun. Siz Müslümansınız, siz herkes gibi değilsiniz. Yapacağınız şeyler var, yapmayacağınız şeyler var. Allah'ın rızasına uygun olan şeyler var, uygun olmayan şeyler var. Uygun olan şeyleri yapacaksınız, uygun olmayan şeyleri ben bunu yapamam. Niye? Ben Müslümanım diyeceksiniz. O kadar. Bu kadar basit. Böyle yaparsanız çok sevap kazanırsınız. Allah rızası için bir haramı insan terk etti mi, Allah onun kalbine imanın tadını bahşeder, ikram eder. O zaman insan imanın lezzetini duymaya başlar, evliyalaşır. Evliya gibi insan olur. Neden? İmanın tadını duymaya başladı, ibadeti sevmeye başladı, melekleşir artık. Haramları yaptıkça da nuru azalır, söner, imanı zayıflar, sonunda gider gümbür diye. Ayağı kayar gider. Kenarda dolaşırken cump diye ayağının altındaki taş kaydı mı uçurma cıv uçar gider. Cehennemin uçurumu da öyle kolayca bitmez. 70 yıl gidersin aşağıya güm diye çarparsın. Peygamber Efendimiz bir kere oturuyordu. Dedi ki şu anda 70 yıldır cehenneme yuvarlanan bir taş dibini buldu dedi. Biraz sonra haber getirdiler. Azılı müşriklerden, kafirlerden bir tanesi 70 yaşında ölmüş, gebermiş. 70 yıldır cehenneme yuvarlanıyor, şimdi dibini buldu. Şimdi versin hesabı bakalım. Bu dünya hayatı çok uzun değildir muhterem kardeşlerim. 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. O son yıllarda da ihtiyarlık başlar, romatizma başlar, hastalıklar başlar, el titremesi başlar, göz görmemesi başlar, çeşitli şeyler başlar. İnsan acizliğini bilmeli, Rabbine sarılmalı. Rabbinin yoluna girmeli. Rabbine gençliğinde asi olursa, sonra acısı fitil fitil burnundan gelir. Gençliğinde güzel ibadet ederse, Allah'ın indinde makbul bir kul olur. Asıl günahı yapma istidadının kuvvetli olduğu zaman da günahı yapmamak hünerdir. İhtiyar adama diyorsun gel barda eğlenelim. İhtiyar adamın barda eğlenecek hali mi var? Genç oraya gider. Gel içki içelim, oynayalım bilmem ne. İhtiyar onu yapmaz. Mümkün olduğu zaman da, arzuların kuvvetli olduğu zaman da günahı işlemeyecek Müslüman. Gençken taze taze pırıl pırıl, hani Necip Fazıl'ın rahmetlinin şiiri var. Güzel bir şiiri var. Gencim, ölmem arzular kanımda bir çağlayan şırıl şırıl, şırıl şırıl. Evet, insan genç oldu mu arzuları böyle içinde şırıl şırıl çağlayan gibi gürül gürül akar. Çok şeyleri ister, sabredecek. Allah rızası için sabredecek. Sabreden Allah'ın sevgisine nail olur. Haramlardan, günahlardan elini çeken Allah'ın sevgili kulu olur, evliyası olur. Evliya olmak böyle sarıkla, külahla, cübbeyle değildir. Haramlardan çekinip takva ehli oldu mu Allah'ın evliyası olur. Allah için zevkini feda etti mi Allah'ın evliyası olur. Bak İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar, Allah seni neden kendisine dost seçti? Niye seni Halilullah yaptı, samimi dost etti? Diyor ki ben Allah'ın emrini bütün emirlerin üstünde tuttum hayatım boyunca daima. Allah'ın emri neyse onu tuttum. Sen yapabiliyor musun? İşte Allah'ın dostu olmanın yolu bu. Allah'ın emrini her şeyin üstünde tutabiliyor musun? Sor kendine, yapmaya çalış. O zaman sen de Halilullah olursun. Allah ne emretti? Onu yapıyor. Şeytanın emrettiğini, kulların emrettiğini vesaireyi değil, Allah'ın emrettiğini yapıyor. İza la'ikar racülül kas'ata istagferet lehül kas'atu fetekul Allahümme a'tikhu minen nar kema a'takani mineş şeytan. Deylemi Enes radıyallahu anh'den 3. hadisi şerifi buyurmuş. Okumuş oluyoruz. 3. hadis-i şerif yemek tabağıyla ilgili
bir şeyi öğretiyor bize. Diyor ki Peygamber Efendimiz, اِذَا لَاكَ الرَّجُلُ الْقَسْعَ. Kas'a şey demek, Türkçe'de kasa para konulan, efendim oksijen kaynağıyla efendim zor eritilen kalın kabuklu dolap demek. Ama Arapça'da kas'a şey demek, tabak demek. اِذَا لَاكَ الرَّجُلُ الْقَسْعَةَ. Adam tabağı sıyırdığı zaman, yalayıp sıyırdığı zaman istağferet devül kasatı, tabak ona tevbe ve istiğfar eder. Mağfiret diler Allah'tan. Der ki, fetekulu der ki, Allahümme a'tikhu minennar. Şu Müslümanı ya Rabbi cehenneme sokma, cehennemden azat et. Cehennemlikse bile cehenneme sokma. Kema a'tekani mineşşeytan. Beni şeytandan kurtardığı gibi bu. Ha, bu ne demek? Tabağın içinde kalan, bırakılan yiyecek, içecek şeytana gider. Biliyor muydunuz? Tabağın içinde kalan şeytana gider. Tabak ona üzülüyor. Şeytanın yemesine, şeytanın içmesine tabak üzülüyor. Şeytana hiçbir şey bırakılmadığı zaman, sıyrıldığı zaman seviniyor. Dua ediyor sahibine. Beni şeytandan kurtarıp azat ettiği gibi bu şahıs, sen de ya Rabbi onu ahirette cehennemden azat et, cehenneme sokma, cennetlik eyle, mağfiret eyle diye dua ediyor. Muhterem kardeşlerim, şimdi hepiniz bilirsiniz, lokantalarda yemekler gelir insanın önüne. Efendim, ziyafetlerde yemekler gelir. Bey, efendim, sağ eline neyi alır? Bıçağı alır. Sol eline çatalı alır. Niye? Batılılar sol eliyle yiyordu ondan. Bu kadar basit. Sol eliyle batırır şeye, çatalı, sağ eliyle keser, ondan sonra sol eliyle yer. Peygamber Efendimiz sol elinizle yemeyin diyor. Sağ eliyle yemesi lazım. Ne olur yani çatalı sağ eline alsa da sol eliyle kesse, kıyamet mi kopar? Lokantanın tavanı kafasına mı geçecek? Hiçbir şey olmaz. Ne derler insana? Ha derler, bu bizim gibi değil. Benim gibi salak değil derler, solak derler. Deseler öyle derler yani. Elinin kabiliyeti ters sanırlar. Halbuki biz ondan yapmıyoruz. Sağ elle ye dediği için yapıyoruz. Şimdi böyle yapılır, böyle yenilir filan. Kibarlıktan dolayı da tabağın içinde biraz bırakılır. Bu kimin modası? Avrupa'nın modası. İslam'ın modası ne? İslam'ın adab-ı maşeretine tabakta ziyan edilecek bir şey bırakmamak. Hangisi akla, mantığa uygun? Söyle. İslam'ınki uygun. Neden? Avrupa'yı adette tabağın içinde kalan çöpe gidecek, ziyan olacak. İslami adette yenilecek, istifade olunacak. Bak, şeytanın değil miymiş kalan, geriye kalan? Besbelli şeytanın. Şeytan yiyecek, mikrop olacak, kokuşacak, bilmem ne yapacak, o artıklar, bilmem neler. Efendim, çay bardağı gelir, içer, dibinde iki parmak, üç parmak kalır. Neden? Kibarlık. Çayı dibine kadar içmek ayıp. Kim çıkartmış bu ayıbı? Kim söylüyor? Öyle bir moda yayılmış, iç diyorsun, tamam içtim hocam, teşekkür ederim diyor. Ya bitir be adam. Bitirmiyor. Halbuki ben böyle kaldırırım böyle. Dibinde bir şey kalmasın diye. Vefa bozacısına çok kızıyorum. Bozayı yiyorsun, dibinde bir parmak kalıyor. Yapışıyor. Su getirip dökeceksin, çalkalayacaksın, içeceksin, şeytana bir şey kalmayacak. Efendim, ayıp olur. Sen insanların ayıplamasından mı korkuyorsun, Allah'ın azap etmesinden mi korkuyorsun? Allah'ın sözünü mü tutmak istersin, insanların alkışlamasını, beğenmesini mi tercih edersin? Allah'ın. Celle Celaluhu, Allah'ın emrini severim. O halde tabakta, bardakta bir şey bırakma geriye. Sıyır, efendim bitsin. Ziyan olmasın, yazık ya. Azal. Tabağını azal. Bitir. Konulanı bitir. Atılacaksa attırtma.
Görüyorsunuz. Yani biz Avrupalılardan her bakımdan farklıyız. Biz Avrupalılarla birleşemeyiz. Avrupalılar bize benzerse adam olurlar. Benzemezlerse helak olurlar. Bizim arkadaşlardan birisi Finlandiya'ya gitmiş. Geçenlerde de anlatmıştım lokantada. Şimdi heyet halinde gitmişler. Resmi bir heyet halinde gitmişler. Lokantada liste gelmiş. Şimdi bu domuz eti yemeyecek, efendim haram gıda yemeyecek, ne yiyeyim filan diye şöyle bakmış. Bir yemek söylemiş. Ötekiler domuz eti falan aldırmadan Türk heyeti gittiği halde ısmarlamışlar, bir şeyler gelmiş. Şimdi bu gelen yemeğe bakmış, isminden haram malzeme yok diye düşündü ama bakmış gene şüphelenmiş, şey değil, içi mutmain olmamış, yememek istemiş, yemeyeceğim diye. Garson kız gelmiş, beyefendi niçin yemiyorsunuz yemeği? Teşekkür ederim, yemeyeceğim. Beğenmediniz mi, lütfen söyleyin. Yok demiş, onun için değil. Ama beyefendi demiş, yemeniz lazım. Fesübhanallah, parayı ben vermiyor muyum? İstersem yerim, istersem yemem der bizimkiler, değil mi? Ayıp olur efendim demiş. Yani tabağa konulan, ha aferin, Finlandiyalılar harp darp gördükleri için, Rus istilasını filan çektikleri için demek ki İslam'a yanaşmışlar, demek ki israf yapmıyorlar, demek ki tabaklarında şeytana pay bırakmıyorlar. Bak, nasıl yenmezse ayıp olur diyor. Aferin. Finlandiyalı kız epeyce hizaya gelmiş demek. Onun için her yerde kendi öz zevkinize, İslami zihniyetinize, kültürünüze uygun davranacaksınız. Kimse bir şey diyemez. Aynı tabaktan da yiyebilirsiniz, ayrı ayrı tabaktan da yiyebilirsiniz. Leyse aleyküm cünahun, sizin için bir günah yoktur. En te'kulü cemi'an, beraberce yemenizde, ev eştaten, ayrı ayrı yemenizde. Sen gidersin elini yıkarsın. Ondan sonra yemeğe eline yiyebilirsin. Çatalla kaşıkla da yenilebilir. Peygamber Efendimiz böyle çatala benzer malzeme de kullanmış. Yani o da caiz. Birisine kızmışlar, demişler ki ya böyle elle yenir mi? Niye böyle elle yiyorsun filan? Gel buraya demiş. Lokantanın mutfağına götürmüş. Bak demiş, nasıl yıkıyorlar çatalları, bıçakları. Yağı, şeyi bilmem, tam gitmeden, şey yapmadan silip kurulayıp bu tarafa koyuyorlar. İşte demiş, ben bunları bundan mı yemek daha iyi? Benim güzelce sabunlayıp 3 defa elimi tertemiz yaptıktan sonra yemem mi daha iyi filan demiş. Yani herkesin kendine göre bir yolu vardır. Bizim yolumuz Allah'ın gösterdiği yol olduğu için biz ona göre hareket ederiz. Efendim, hiçbir şeyi ziyan etmeyiz. Bizim tabağımızda, bardağımızda bir damla şey yapmaz. Abdülaziz hocamız çay içerken karıştırılmış çayı, kaşığı en sonunda çıkartırken ucunu bardağın kenarına şöyle değdirirmiş. Neden? Kaşığın içine biraz ıslaklık birikiyor en dibinde, en ucunda. Şöyle yapınca o da süzülüp tabağın, bardağın içine gidiyor. Dermiş ki, bereketin hangi zerrede, hangi damlada olduğu belli olmaz. Belki o kaşıktaki damlada. O kaşığı öyle örtünün üstüne koysan ıslatır orayı. Yani biraz çay var onda. Onu bile böyle kenarına sıyırttırıp öyle koyarmış. Biz bir damlacık çaydan ne fakir oluruz ne zengin oluruz. Ama bizim zihniyetimiz israf yoktur bizde. Biz haramı sevmeyiz, israfı sevmeyiz. Bak, geriye kalan da şeytana gidiyor. Sen demek ki anlaşıldı. Sen demek ki çayın yarısını sen içiyorsun, yarısını da şeytana bırakıyorsun. Ortaklaşa. Tabağın yarısını sen yiyorsun, yarısını da şeytana yediriyorsun. Yok hocam, tövbeler tövbesi, bir daha şeytana zırnık yedirtme. Şimdiye kadar o beni aldattı, görür bundan sonra zırnık koklatma. Ha, şeytan başka türlü de yer. Bir keresinde Peygamber Efendimizin huzurunda birisi sofraya oturmuş, bakıyor Peygamber Efendimiz. Sonradan aklı başına gelmiş, ne kadar lokma yedikten sonra besmele çekmiş. Başında çekecekti ya, unuttu, sonradan besmele çekmiş. Peygamber Efendimiz tebessüm buyurmuş, gülmüş. Demişler ki, ya Resulallah niye güldünüz? Demiş ki, o besmelesiz yerken şeytan ortak oluyordu gıdasına. Besmeleyi çekince melun yediklerini hepsini şey yaptı, kustu, çıkarttı demiş. Şeytan insanın
yemesine ortak olur, içmesine ortak olur. Bir şey daha söyleyeceğim, sıkı durun, sarsılmayın, yere düşmeyin. Evladına da ortak olurmuş. Nasıl olur ya Resulallah diyorlar. Besmelesiz olursa o zaman evladına da, yani hanımından olan çocuğuna da, ailevi münasebetine de Allah korusun ortak olur. Ha, o zaman anladım ben şimdi bu yüzsüz arsız insanların, laf dinlemez insanların neden olduğunu. Demek ki şeytanın evladı onlar. Besmelesiz hasıl oldular, besmelesiz doğdular. Tabi laf geçirmiyor. Şeytanın şeyi çocuğu. Mel'un. Onun için Allah saklasın, şeytanla evladı iyalinize ortak etmeyin. Şeytanı yemeğinize, içmenize ortak etmeyin. Besmele çekin. Efendim, her işi Allah'ın rızasına uygun yapmaya çalışın. Dördüncü hadis-i şerif. İza le'ane ahiru hâzihil ümmeti evvelaha. Femen kâne indehu ilmun fel yuzhirhu fe inne kâtimel ilmi kekâtimi ma enzelallahu ala Muhammedin. An Cabir radıyallahu anh. Bu dördüncü hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İza le'ane ahiru hazihil ümme. Bu ümmeti Muhammed'in sonu. Evveleha. Evvel gelenlere lanet ettiği zaman. Bu ümmeti Muhammed'in sonu. Sondakiler. Evvelkilere lanet ettiği zaman. İza le'ane ahiru hazihil ümmeti evveleha. Femen kâne indehu ilmun. Kimin yanında bilgi, ilim, irfan varsa fel yuzhirhu. Bu ilmini ortaya çıkarsın, söylesin, konuşsun, çalışsın, çabalasın, anlatsın, öğretsin. Fe inne kâtimel ilmi. Çünkü ilmi susup söylemeyip kendisine saklayan, ketmeden kekâtimi mâ enzelallahu alâ Muhammedin, Allah-u Teala Hazretlerinin Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı başkasına öğretmeyen, saklayan kimse kadar günahkar olur. Kur'an'ı saklayan, Kur'an'ı öğretmeyen insan kadar günahkar olur diyor. Şimdi bunu biraz izah edip sözümüzü bitirelim. Bugünkü vaazımız burada sona ersin. Bu ümmetin ahiri evvelkilere lanet ettiği zaman... Evvelkiler kimler? Bu ümmetin evveli kim? Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun ashab-ı kiramı Rıdvanullah aleyhim ecmain. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadisi şerifinde hayrul kuruni karni. Asırların en hayırlısı benim asrım. Onun için Peygamber Efendimizin yaşadığı asra ne diyoruz? Asrı saadet. Mutluluk asrı ya. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vardı dünyada. Nur saçıyordu. Etrafında sahabesi vardı. Onun rahle-i tedrisinde yetişmiş, Resulullah'ın tedip ettiği, öğrettiği, talim ettiği insanlardan daha güzeli kim olabilir? Asr-ı saadet. Şimdi ümmetin evveli ashab-ı kiram, asr-ı saadet ehli, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe-i tabi'in. Sümmellezine yelinahum, sümmellezine yelinahum buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani en hayırlı insanlar benim zamanımdaki insanlardır. Ondan sonrakiler ikinci nesildir. Ondan sonra üçüncü nesildir buyurmuş. Tabi'in diyoruz ikinci nesle. Sahabeyi görmüş, Peygamber Efendimiz'e yetişmemiş kimselere tabi'in diyoruz. Hasan-ı Basri tabi'inden mesela. Efendim... Üçüncü nesle ne diyoruz? Tebe-i tabi'in. Bunlar da ashabı gören o mübarek tabi'ine yetişmişler. Onların ilmini, irfanını dinlemişler. Tabi'ine yetişmişler. Bunlara tebe-i tabi'in diyoruz. Şimdi bu ümmetin evveli bunlar. Ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in. Hadis-i şerifle mübarek insanlar olduğu belli kimseler. Ashabi kennücumi. Benim ashabım yıldızlar gibidir gökteki. Bi'eyhim iktedeytüm. İhtedeytüm. Hangisine sarılsanız, hangisinin peşinden gitseniz hidayet bulursunuz. Çünkü ashabımdır.
ilmi irfanı öğrenmiştir, İslam'ı iyi bilir, elbette onlara uyduğunuz zaman hidayet bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu ümmetin ahiri tutacak bu mübareklere lanet edecek. Ne olmuş yani? Vah, yazık olmuş ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'in kafası şaşırmış, zevkleri bozulmuş, gidip bu ümmetin evvelindekilere lanet ediyor. Ne kadar zevkleri değişmiş de ne hale gelmiş. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ahir zamanın kıyamet kopmasının yakın gelmesi alametleri nelerdir? Yakında kıyamet kopacak. Bunun alameti nedir? Ayakların baş olmasıdır. Yani rezil, rüsva, alçak, namussuz, edepsiz, veled-i zina heriflerin başa yönetime geçmesidir. Marufların münker olmasıdır. Yani iyi, sevaplı, güzel olan şeylerin istenmeyen, beğenilmeyen, ayıplanan şey haline gelmesidir. Efendim, ahlak kurallarının horlanmasıdır. Efendim, iyilerin kötü sayılmasıdır. Yani zevk ne olmuş? Zevk berbat olmuş, tersine dönmüş, şaşırmış, millet dalalete düşmüş demek yani. Bu ümmetin ahiri evvelkine lanet ediyorsa, ettiği zamanda, ha demek ümmet dalalete düşmüş, iyi insanı kötü insandan ayıramıyor, eskilerin yolundan gideceğine, sahabe yolundan gideceğine, zamane yolundan gidiyor, batılıların yolundan gidiyor, seks yolundan gidiyor. Efendim bir gemi dolusu homoseksüel gelmiş, bizim efendim Ege'ye, Antalya'ya gezmişler. Yani yönetim bende olsa vize vermem alimallah. Memlekete gölgelerini düşürmem, ayaklarını bastırmam. Melun adamlar bunlar. Allah bu kötü işi yaptığı için Lut kavmini yere batırdı. İbreti alem eyledi. Ya bunlar Türkiye'ye getirilir mi, sokulur mu? Türkiye şehit kanlarıyla sulanmış memleket. Homoseksüel kabul edilir mi? Bir gemi dolusu gelmişler de gazeteler yazıyor. Yani yönetimde bir ben olsaydım görseler. İnşallah. İnşallah. Allah iyilere hakim kılsın. Şimdi bu ümmetin ahiri evveline lanet ettiği zaman فَمَنْ كَانَ مِنْ اِنْدِهِ اِلْمٌ فَلْيُزْهِرُ. Bir şey bilenler Allah için ilmini söylesin. Susmasın. Bildiğini söylesin. Muhterem kardeşlerim, edepsiz, bilgisiz, cahil insanlar cesur. Zilli düdük gibi ötüyorlar her köşede. Bangır bangır konuşuyorlar, cangul cungul ötüyorlar. Efendim, ukalalık ediyorlar. İleri geri abuk sabuk laflar söylüyorlar. Öbür tarafta ötekiler duruyor böyle. Ya durma zamanı değil ki. Ne zamanı? İlmini söyleme, anlatma zamanı. Bizim fakültede, biz şimdi otururduk fakültede, efendim, profesörler kurulunda 20 kişi, 30 kişi, 32 kişi, tabii muhalifi var, efendim, lehte olan, aleyhte olan kimseler var, sağcısı var, solcusu var, içkicisi var, içki içmeyeni var, efendim, böyle karma bir şey. Çaçoran birisi çıkmış oradan, abuk sabuk konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle der, böyle der. Yalan, sen Kur'an'ı ne bileceksin? Arapçayı bilmezsin, şeyi bilmezsin. Burada da tefsir profesörü var. Yanımızda tefsir, yani Kur'an-ı Kerim'i bilen adam, profesör. Ötekisi doçent, abuk sabuk zırvalıyor. Bu da burada, benim yanımda birisi oturuyor, onun ötesinde oturuyor. Benim yanımdaki ona dürtüyor. Bir kol atıyor, dirsek vuruyor. Diyor ki, ya sen tefsir profesörsün, konuş. Yani işte bak, senin konuşma zaman o adam, o kadın cahil. Bilmez bu şeyi. Sen konuş, doğruyu söyle. Susuyor. Olmaz. Bak ne diyor, neden olmaz? Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kimin yanında biraz bir ilim, irfan bir şey varsa onu dile getirsin, ortaya koysun, söylesin. Bu günahtır desin, bu haramdır desin. Sizin hepinizin yanında ilim var. Kafasında ilim var. Neden? Hiçbir şey bilmeseniz Allah'ın bir olduğunu biliyorsunuz. Şeriki naziri olmadığını biliyorsunuz. Puta tapılmayacağını biliyorsunuz. Öküze, aya, güneşe, yıldıza tapılmayacağını biliyorsunuz. Güneşe tapılmayacağını biliyorsunuz. Onun için olmaz böyle şey diye söyleyeceksiniz. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı ama kesin olarak.
kesin olarak söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Bak Hazreti Ömer muhalif geldi, Kur'an'ı dinledi, yumuşadı, Müslüman oldu. Medine'ye giden efendim sahabe-i kiram, Medine ahalisi Müslüman değillerdi. Muhalif olanlar vardı. Kimler bunlar ya? Gelmişler buraya, ne yapıyorlar? Bir takım faaliyetler gösteriyorlar. Gidip onlara anlata anlata İslam'ı, Kur'an'ı okuya okuya öğrettiler. Hepimiz dilimizin döndüğünce söyleyeceğiz. Yani bunun için üniversite mezunu olmak gerekmiyor. Benim hayatımdaki tecrübeyle sabit. Hatta biraz garibinize gidecek bir şey söyleyeyim size. Üniversite mezunu olmamak gerekiyor. Çünkü o çekiniyor. O çekiniyor. Benim köylü dayım elhamdülillah çarıklı. Ayağı çarıklı. Çarıklı erken abi. Ne bilgiç o? Evelallah. Ağzından girip burnundan kulağından çıkıyor. Benzetiyor. Cevabını verebiliyor. Bizimki oturuyor. Profesör veya üniversite mezunu veya bilmem ne. Biraz batıyı görmüş. Biraz doğuyu görmüş. Hoş görüyor. Günahı hoş görmek olmaz. Sen Allah'tan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Rahman'dan yana mısın? Şeytandan yana mısın? Hak'tan yana mısın? Batıl'dan yana mısın? Hangi yandaysan yönünü, yanını, tarafını belli et, o tarafa ağırlığını koy ve konuş. Esnaf olabilirsin, işçi olabilirsin. Benim çok tanıdığım işçi kardeşlerim var. Ümmi. İlkokul diploması bile yok. Ama konuşur, şey yapar. İkna eder. Benim Avustralya'da birkaç sefer anlattım. Duymayanlar varsa söyleyeyim. Mehmet Efendi diye tanıdığım ümmi bir adam var. İlkokul diploması bile yok. İlkokul diploması yok. Ümmi. Şeker hastası. Komaya girmiş şekerden. Kaldırmışlar hastaneye. Ayılmış komadan. Bakmış koğuşta üç kişi. Birisi ihtiyar Avustralyalı, birisi pimpon. Yaşlı bir ihtiyar Avustralyalı. Birisi de Ermeni kökenli. O da Avustralya'ya yerleşmiş. Bir kişi daha, bir de kendisi. Üç kişi. O Avustralyalı ihtiyarlar demiş ki, ya bir adam demiş, senin hiç aklın yok mu demiş bizim şey Mehmet Efendi. Ya demiş, senin hiç aklın yok mu? Bak demiş, ölmek üzeresin, hastaneye düşmüşsün. Öleceksin demiş. Gayrimüslim olarak öldüğün için, kafir olarak öldüğün için demiş, cehennemde ebedi yanacaksın. Ya Müslüman olup da kendini kurtarsana bir adam demiş. Ya ölüm etrafında dolaşıp duruyor, ihtiyarlamışsın. Yani şu küfrü bırakıp da imana gelsene, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etsene filan demiş. Neler söylediyse söylemiş. Avustralyalı ihtiyar kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman olmuş. Kim sebep oldu? Bizim ümmi çarıklı Mehmet Efendi. Allah razı olsun. Yani üniversitede birisi gitseydi orada öyle yapmazdı. Nezaketinden konuşmazdı. Efendim hoşgörüsünden. Ya küfür hoş görülür mü? Küfüre hoşgörü olur mu? Puta tapıyor adam. Hazreti İsa'ya bile tapmıyor. Hazreti İsa'nın çağırmaya gelmiş bir heykelini yapmışlar. Sarı bal mumu gibi. Bacaklarının yarısı açık, yarısı kapalı. Yok böyle bir şey. Onun karşısına geçiyor, haş çıkartıyor. Ne oldu? Böyle yaptım, böyle yaptım. Ne oldu yani? Attım ağzıma, gitti karnıma, bir sağıma, bir soluma. Ne oluyor yani? Allah'a ibadet edeceksin. O Allah'ın peygamberi. Hazreti İsa'dan önceki insanların durumu neydi? Hazreti İsa gelmiş, insanları kurtarmış. Peki Hazreti İsa'dan önceki insanlar ne olacak? Allah'ın oğluymuş da haşa sümme haşa. Allah'ın karısı mı var? Düğün mü oldu? Dernek mi oldu? Gerdek mi oldu? Öyle şey olur mu? Ne büyük bir iftira Allah'a. Bunun karşısında nasıl durur insan? Söyleyecek. Ya sizin aklınız, mantığınız yok. Gazetelerde görüyoruz. Bilmem ne patriği, koca sakallı, göbeğine kadar sakallı adamlar, bembeyaz olmuş sakalları. Ne olursa olsun. Akılları yok. Yani Hazreti İsa'dan önce İbrahim Aleyhisselam zamanında ne olacaktı? Haç yoktu. Put yoktu. Hazreti İbrahim'i de siz peygamber tanıyorsunuz. Buyur bakalım. Hazreti Musa'yı da tanıyorsunuz. Ya aklınızı kullansanıza. Tarihi ikiye bölmüşsünüz İsa'dan önce, İsa'dan sonra diye. Dinin İsa'dan önce ne olduğunu bir düşünsene. İsa'dan önce neydi? Haç var mıydı? Yoktu. Oradan anlasana.
Bak Allah Adem Aleyhisselam'ı göndermiş. Adem idim diyorlar telaffuzu. Adem'i biliyorlar. İdim. İbrahim'i de biliyorlar. Abraham diyorlar. İshak'ı da biliyorlar. Yakub'u da biliyorlar. Yusuf'u da biliyorlar. Hepsini biliyorlar. Kitaplarında var. Bunlar ne? Bunlar ne? Peygamber, 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 peygamber. Hazreti İsa ne? Allah'ın oğlu. İşte şimdi zırvaladım. Allah oğul edinmemiştir. Bunu söyleyeceğiz. Hristiyanların içinde Allah'ın peygamberi olduğunu, oğlu olmadığını bilenler ve söyleyenler de olmuştur tarih boyunca. Biz hakkı söyleyeceğiz, öğreteceğiz. Onlar o batıl yolda yürüdüğü için bak, Sırpların yaptığına bak, Ermenilerin yaptığına bak, katliamlarına bak. Neden? İmanları sağlam iman olmadığından, vicdanları olmadığından adaletleri de yok, insafları da yok. Benim peygamberi Zişanım sallallahu aleyhi ve sellem ordu gönderirken hücum eden kafirlerle çarpışmak üzere kadınlara dokunmayın diyor. Çocuklara dokunmayın. Ağaçları kesip yakmayın, tahrip etmeyin. Kendi başında bir kenarda ibadet eden rahiplere vesaireye dokunmayın. Ancak sizinle çarpışanlarla mücadele edin. Şuradaki asalete, merhamete bakın. Bu adamların Bosna'da, Hersek'te yaptıklarını işte cümle cihan halkı gördü. Öteki medeni milletlerin de onların karşısındaki tavrını hepimiz gördük. Yalancı bu adamlar. Değil mi? Yalancı. Dediklerini tutmuyorlar. Sözleri başka, özleri başka. Hepsi kalleş, hepsi ahlaksız. Ahlak, kendi söyledikleri ahlaklarına uymuyorlar. Kendi standartlarını kendileri çiğniyorlar. Kendi kanunlarını kendi bozuyor. Neden? Sağlam din olmayınca olmaz. Din hakiki olmayınca insanın içine sönük bir pili taksan saat çalışıyor mu? Çalışmaz. Pil canlı olacak. Kuvvetli olacak ki pili taktığın zaman saat tık 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 pilli saat çalışmaya başlasın. Pil sönmüş olmaz. O din de bozulmuş. Hazreti İsa Allah'ın kuludur, peygamberidir. Biz sevdiğimiz için çocuklarımıza İsa adını, Musa adını koyuyoruz. Hürmetimiz çok. Hürmetimiz daha fazla. Hazreti İsa'ya da Allah kıyamet günde soracak. Soracak. Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ya İsa, ente kulte linnâsit tehizzûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Sen mi söyledin bu insanlara, Hristiyanlara, beni ve anamı Tanrı edinin diye ya İsa? Hayır. Hayır ya Rabbi. Söylemedim ben. Ben sen bana ne emrettiysen onları söyledim. Hakkı söyledim. Allah'tan gayrıya tapmamalarını söyledim. Onlar sonradan sapıttılar diyecek. Hazreti İsa bile bunların yaptığından razı değil. Hani onlar kendilerini Hazreti İsa'nın şeyi Jesus diyorlar. Jesus, İsa demek yani. İsa Mesih diyorlar. Onun yolunda bile değiller. O halde biz hakkı söyleyeceğiz. Doğru yola çağıracağız. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm. Aramızda müşterek olan asıl akideye gelin ey gayrimüslimler, ey ehli kitap diyeceğiz. En lâ na'bude illallah. Allah'tan gayrıya tapınmayalım. Ve lâ yettekize ba'duna ba'dan erbâben min dûnillah. Allah'ı bırakıp da aramızdaki insanlardan bazılarını, Hazreti İsa'yı, Meryem validemiz falan, Tanrı edinmeyelim diye nasihat edeceğiz. Allah kul diyor. Söyle Hristiyanlara bunu böyle diyor. Söyleyeceğiz. Bizim şeyimiz oldu, sempozyumumuz oldu. Ayasofya'nın yanındaki o yerde. Efendim, koca bir hat putu oraya çıkarmışlar. Tepemin tası attı efendim. En son konuşmada ben de efendim, bu dedim 20. yüzyılda yüz karasıdır. Geçti bu haça, puta inanmanın zamanı. İlim, irfan ortaya çıktı. Dinler tarihi var. Hak belli oldu. Artık bunu bırakmak lazım filan. Bangır bangır bağırdım. Yani kubbesi kalktı, indi. Elhamdülillah. Ondan sonra Amerikan sefaretinden telefon filan etmişler. Sonra vaktim olmadı yani onlara şey yapma, niye telefon ettiklerini arama, şey yapma. Onlar da bir daha şey yapmadılar. Haklısın mı diyeceklerdi. Vay sen bizim şeyimize niye efendim söyleniyorsun mu diyeceklerdi. Diyebilirler tabii de.
Ama çoğu da hakikati kabul ediyor. Allah bizi hak yoldan ayırmasın. Amin. Aktif Müslüman olmaktan ayırmasın. Amin. Hakkı söylemekten ayırmasın. Amin. Sevdiği şekilde ömür geçirsin. Huzuruna sevdiği kul olarak varanlardan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.